Cumhurbaşkanı Erdoğan geçmiş dönemlere atıf yaptı. Ecevit dönemindeki atılan yazar kasalardan bahsetti. Neden yazar kasa atıldı eski dönemlerde diye muhalefete sordu. Sizin bu konudaki görüşleriniz nelerdir? Biz de halka soruyoruz. Ben o konuyla alakalı bir şey konuşmak istemiyorum ya. Neden efendim? Neden? İstemiyorum yani. Niye istemiyorum yani şu an? Niye korkacağım benim? Korkumdan değil. Benim zaten başıma bir olay geldi geçti. O apayrı bir şey. Ve şu anda sorsak konuşulacak hiçbir şey yok. Ne var ki mesela? Ekonomiyle alakalı aslında bu açıklama. Ekonomiyle siyaseti ilk önce bir yere bırakacaksın ki güzel kardeşim, bu bir sene içerisinde bu hastalık, korona illeti zaten her şeyi mahvetti ya. Bütün yani aklına yani her ne gelirse, anladın mı? Piyasayı, insanları, şu an açlık desen, işsizlik desen, her şey had safhada. Ama bugün tam o kadar her şey ilerlemişken bugün yine her şey had safhada. Sorsan bunda kesinlikle hani vatandaşın sorunu var değil mi? Biz suçluyuz. Ben kongreye katılmadım kardeşim. Ben suçlu değilim. 1000 kişilik bir olayda. Daha fazla da bir şey söylemek istemiyorum. Allah sonumuzu hayretsin. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ecevit dönemine atıfta bulundu. O zamanlar neden yazar kasa atılıyordu diye sordu. İstersen bunu bana sormayın. Bunun yüzünden ben bu konuşmalar yüzünden bam yedim. Hatta yani karakola çağrıldım. Yani şu anki yönetim beğenmiyorum. Neden beğenmiyorsunuz abi? Ya alım gücü düştü. İşsizlik arttı. Ondan sonra kendi tanıdıklarını kalkındırdıkça kalkındırdılar. Vatandaşı yerin dibine soktular. Daha neyini beğeneyim ki? Bu yapılan açıklamaları dinliyor musunuz abi? Güzel açıklamalar, ben, paketler. Ben artık yok, paket maket hiçbir şey. Vatandaşın lehine hiçbir şey yok. Yok diyorsunuz. Hiçbir şey yok. Hepsi aleyhine. Ya yol yaptırıyor. Geçme şeyi veriyor. Taahhütü veriyor. Şey havalanı yaptırmış doğuya. Nedir o? 10 tane 15 tane uçak kalkmaz. Adam 1500-2000 tane yolcu şeyi garantisi veriyor. Bunlar hep senin benim cebimden çıkıyor. Hastaneler öyle. Evet, hastaneler aynı şekilde. Yani bilmiyorum. Yani gidişatımız kötü. Nereye peki abi? Nereye gidiyoruz? Batağa gidiyoruz. Bu kadar kötüyüz diyorsun. Bu kadar kötü. Birkaç sene sonra bunlar da artık baktılar ki işin ucu yani kaçacak. Tasını tarağını toplayıp dışarıya gidecek. Zaten paraları dışarıda şu an. Yerleri, her şeyi hazır. Türkiye'ye en yani berbat bir şekilde bırakıp kaçacaklar. Olacağı bu. Yani bunlar olur mu diyorsunuz abi? Çok ya, ciddi iddialar bunlar. Olur mu değil, olacak. Bunlar olacak ya. Bir vatandaş olarak nedir efendim? Bir mesajınız var mı buradan bizi yönetenlere? Bizi yönetenlere ne diyeyim ki? Ben yıllarca söyledim. Hep şey dedim yani, diyecek hiçbir şeyim yok. Ya adam gibi bırakıp gitsinler, yönetmesinler, ya da başka diyeceğim bir şey yok. Peki, çok buyur delikanlı. Cumhurbaşkanı Erdoğan abi dedi ki Ecevit döneminde daktilolar atılıyordu. Neden atılıyor diye muhalefete seslendi, sordu. Biz de halka indik efendim. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi bu konulara ben hiç girmeyeyim. Bir girersem sizin televizyonunuzu kapatırlar. Bir kanalsınız siz. YouTube'da kendine muhabir kanalıyız abi. Öyle bilirsiniz mi? Muhtemelen. Aa, iyi o zaman. Ne düşünüyorsunuz abi bu konuda? Ne düşüneyim? Şimdi insanların bugünkü durumunu biliyorsun. Her şey ortada. Yani insanlar şu an yarın endişesi içerisinde. O duruma geldiler dedi. Zaten öyle. Bu hale geldik. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın, daha doğrusu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı, şu anki durumdan haberi yokmuş gibi bu hitaplarla bu şekilde bize davranması benim çok tuhafıma gidiyor. Ha, ben bunu kabullenemiyorum sade bir vatandaş olarak. Hiçbir siyasi konjüktüre de öyle bir bakış atarak falan değil. Hiçbirisiyle ilgilenmiyorum zaten. Biraz komedi katarak işin içine bir şeyler anlatayım ben size. Bir halk meclisi kurulsa, tüm Türkiye'nin değişik yörelerinden, herkesten, her kültürden bu meclis, bu milletvekilleri dediğimiz tüm kitleyi hepsini imha etse, televizyondan da canlı yayın verse, bundan sonraki gelecek yönetimlerin hiçbirisi bu korkudan dolayı asla ve asla kötü yönetim sergilemeyecekler. Ben böyle bakıyorum olaya. Bilmiyorum. Bu komedisi tabii işin de. Çok kötü durumdayız çocuklar. Peki abi, yapılan açıklamaları dinliyorsunuzdur. Birer gazeteci olarak biz takip ediyoruz. Yani yapılan açıklamalar gerçekten olumlu yönde. Pozitif açıklamalar yapılıyor. Özellikle ekonomi anlamında. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan bu açıklamasında buna da değindi aslında. Dolardaki dalgalanmalar ekonominin kötü olduğundan değil gibisinden bir açıklamalar yaptı. Bunları neye bağlıyorsunuz? Yani kötü şart... Şöyle bir şey anlatımda bulunayım. Senin varmaya çalıştığın noktayı aslında biliyorum. Bizde ekonomi son 10 yıldır çok kötü durumda. Yani... şu an gelmiş olduğumuz nokta, sıfırı tükettik. Vatandaş olarak konuşuyorum. Ben kendim olarak konuşuyorum. Bu durum. Evet. Bir zamanlar 2 tane arabam vardı.
Şimdi bir tane arabam var, o da arızalı, yaptıramıyorum. Ben bir emekliyim. 1980 lira maaş alıyorum. Yani bunun 900 lirası ev kirası. Gerisiyle de geçelim bakalım. Ben bu ülkeye, bu vatana, tüm Türkiye'nin her tarafı olmak üzere birçok icraatlerde bulundum. 36-38 yılımı verdi. Köprüler yaptım, yollar yaptım falan filan. Tabii bir teknik eleman olarak çalıştım ben. Bu yararlılığın karşısı aldığım ücret de budur, emekliyim. Evet, 38 sene falan hizmet verdim. Şu an 64 yaşındayım, hesaplayın. Var mı sizin buradan mesajınız bizi yönetenlere? Bir vatandaş olarak ne demek istersiniz? Bir vatandaş olarak baksınlar, bir vatandaş gözüyle görsünler. Lütfen ya, bir baksınlar ama. Vatandaş olarak bir baksın, vatandaşın durumuna bir insin. O çiftler üçer, dörder, beşer tane maaşları alanlar. Hani vicdan diyoruz ya, çok dindarlar ya. Bir gelsinler vatandaşın bir halini bir görsünler. Bak bütün dükkanlar kapanmış burada. Bak şurada tüm cadde boyunca yürüyün yukarıya kadar. Ta o şey, SGK'nın oraya kadar yürüyün. Sağlı sollu dükkanlar kapalı, niye? Neden ya? Çok iyi durumumuzda neden bu böyle? Şimdi abi ben burada halka sürekli mikrofonu uzatıyorum. Evet. Hep konuşuyorum sizinle konuştuğum gibi. Evet, sizin gibi söyleyen birçok vatandaş var ama bir de çok iyi olduğunu söyleyen vatandaşlar, hatta sizin gibi konuşanlara da pek iyi şeyler söylemiyorlar. Bunlarla da çok karşılaşıyorum. Bu ama insanlar neden bu şekilde şudur, konuşuyor? Demek ki kalbur üstüdür onlar. Tuzu kurudur. Hiçbir zamanda bu tür şeylerden etkilenmeyecek duruma gelmişlerdir. O makinenin atıldığı dönemler var ya. Evet. Hiç yarın endişemiz yoktu. Onlar bir provokatörlerin yapmış olduğu bir işlemdi o. Hiç yarın endişemiz yoktu o zamanlar. Peki o görüntüleri bugün neden göremiyoruz efendim? Ekonomi bu kadar kötüyse. Hayır, biz görüyoruz. Siz göstermiyorsunuz. Basın göstermiyor diyor. Siz basınsınız. Göstermiyorsunuz. Anladınız değil mi? Çok kötü durumdayız. Allah sonumuzu hayırlı etsin. Amin abi. Berat Albayrak öyle demişti. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Konuşalım mı sizi abla? Peki. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ecevit döneminde atılan daktiloları söyledi. Neden daktilo atılıyordu diye söyledi. Yazarak kasalardan bahsetti. Aha. Biz de halka soruyoruz efendim. Bu konudaki görüşleriniz nelerdir? Ya o zaman hükümet döneminde kaos vardı. Efendime söyleyeyim. Bu gibi vatandaşın maddi olarak imkanları, ekonomisi iyi değildi. Ondan dolayı esnaf artık isyan noktasına gelmişti ve o tepkiyi gösterdi. Bugün nasıl efendim peki? Baktığınız zaman ekonomi nasıl görüyorsunuz? Vallahi baktığım zaman ekonomi şu anda güllük gülistanlık. Herkesin evinde son model daireler, eşyalar, son model arabalar, iş yerleri, AVM'ler ağzına kadar takır takır dolu. Efendime söyleyeyim, yani hiç eski araba göremiyorsun şeyde, trafikte. Benim gördüğüm bu. Ekonomi iyi diyorsunuz. Ekonomi çok ama iyi hem de. Çok iyi tabii canım. Yani eskiye nazar baktığın zaman eskiden insanların ayakkabısı yoktu. Yamalı pantolon giyerdi. Şimdi baktığın zaman yamalı giyen yok, evet. Çöplerimiz şu anda ekmek dolu. Elbiselerden geçilmiyor. Onun için yani çok iyi. Allah bu devlete zeval vermesin ve hükümetimize. Peki efendim, ekonominin kötü olduğunu söyleyenler neden kötü olduğunu söylüyor? Biz bunu çok karşılaşıyoruz. O biraz da ideolojik. Yani bunun ideolojiyle ne alakası olabilir ki? Yani ekonomi... Ya sağ sol olayı mesela, adam soldur, sevmez. Sağdır, solu sevmez. Kalk da direktmeyen bunu söyleyemez ama ne der? İyi olan ekonomiye kötü mü diyor? Yalan canım, mı söylüyor? Tabii canım. Yani bu ülkede oldu, olmadı mı? Artısı da var, eksisi de var. Yani bu eksisi de var. Mesela artısına baktığın zaman hastaneler, yollar... Eksisi de var, yok değil. Mesela. Eksisi de mesela biraz vatandaşa şu anda dönerse iyi olur. İlk iki dönem çok iyi çalıştı. Şimdi biraz vatandaşa dönerse çok iyi olacak. Dönmüyor diyorsun. Yani biraz dönerse çok iyi olacak. Yani şu anda tek sıkıntı bu. Peki efendim, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Biliyorsunuz eskiden Ecevit döneminde atılan yazar kasalar vardı. Bunlar hatırlattı. Neden o zamanlar yazar kasa atılıyordu diye sordu. Biz halka soruyoruz efendim. Bu konudaki görüşleriniz nelerdir sizin? Yazar kasa atılıyordu ama yani adam gidiyordu yani. Yürüyordu gidiyordu. Yazar kasayı ne yapacağız? Şimdi nasıl efendim? Şimdi adamı selamünaleyküm desen küfür ediyor. Öyle yani. Mi? O hale geldik yani. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Allah oldu başımıza yani. Ciddi söylüyorum yani, bak bu şey değil mi? Allah oldu başımıza ya. Niye abi, niye öyle dediniz? Abi ağzımdan çıkacak laf emir oldu. 56 yaşındayım ben. 56 yaşında mısınız? Evet, 56 yaşındayım. Bu işi mi yapıyorsunuz? Evet. Yani 56 yıldır bu işi yapmıyorum. Ama ben bu kadar da kepaze bir adam görmedim ya. Kepaze bir hükümet görmedim. Kepaze bir yaklaşım görmedim. Ben yaparsam olur, ben yaparsam. Biz darbeleri gördük. 1980 darbesini gördük, 1970 darbesini gördük, 60'ı görmedik.
Yaşımız yetmedi. İnmem ne oldu, şey oldu ama bu kadar da olmaz ki abicim ya. Bu kadar olmamıştık istiyorsunuz öyle mi abi? Ya abi bu kadar da olmaz, bu kadar esmeyin insanları yani. Biraz rahat bırakın ya. Bilmem ne. Bilmem ne ne oldu? Korona. Teşekkür ederim. Kolay gelsin abi sana. Allah olmaya kalkmayın abi. Allah olmaya kalkmayın yani. Biraz da kul olarak kalın ya. Burası yok ki, adalet de yok, hukuk da yokmuş. Yok mu diyorsun? Yok abi. Var mı? Tartışılır. Vallahi yok. Yemin ediyorum yok. Bir memlekette adalet, hak, hukuk olmayınca hiçbir şey değil. İfade özgürlüğü, insan hakları yok, hiçbir şey. Peki. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ecevit döneminde yazar kasalar neden atılıyordu diye muhalefete sordu. Biz de halka sorduk. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ya o zaman dolar bayağı bir şey yapmıştı, yükselmişti. İyi hatırlıyorum, 2000 senesindeydi. Kasalar fırlatılmıştı, atılmıştı evet. Peki günümüzdeki şartlar ne? Neden esnaf atmıyor ya da onu sorayım. Ya belki de şey geçiştiriliyor olabilir, uyutuluyor da olabilir yani. Evet. Neden? Ya ekonomide bir kriz var belki ama bu daha hissedilmiyor diye düşünüyorum ben. Sizin görüşleriniz neler efendim? Yok, ben hiç katılmayayım. Peki, buyurun. Abi Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşma yaptı. Evet. Ecevit dönemini hatırlattı. Ecevit döneminde daktilolar atılıyordu dedi. Tamam. Bunu sordu. Evet. Biz de halka soruyoruz efendim. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Vallahi bilmiyorum. Hazine Bakanlığı'na sorsun. Peki, sağ olun efendim. Vallahi hiç bilgim yok bu konuda arkadaşım ya. Peki bugünkü durumu, gidişatı nasıl görüyorsunuz? İyi görmüyorum. Neden? Ya baksana başımızdaki Cumhurbaşkanı'nın yaptığına bakın ya. 10.000 kişiyle gösteri yapıyor. Pandemiden dolayı. Ama işte görüyorsunuz. Biz de sosyal mesafeden dolayı ceza yiyoruz. Ceza mı yediniz? Yiyoruz tabii, yedim tabii. Sosyal mesafeden dolayı. İşte böyle sizinle konuşuyorum ama geliyor ceza yazıyor. Peki ekonomik gidişatı nasıl görüyorsunuz efendim? Cumhurbaşkanı aslında buna atfetti. Ya yok, açız kardeşim. Nerede ya? Yok yok. Yok tabii ya. Ya ben bugün pansiyon paramı veremedim efendim yani. Pansiyon paramı veremedim ben bugün ya. Pansiyonda mı kalıyorsunuz? Evet. Niye abi? Öyle gerekiyor. Yani bir ev kiralayamadım. Pansiyonda yaşıyorum. Ev kiralayamadınız. Evet. Çünkü ne alıyorsunuz ki? Ben inşaat işçisiyim. Aldığımız para belli. Giderimiz de belli. Her şeyimiz hazır. Yiyoruz içiyoruz yani, sabah da aynı, akşam da aynı, öğlen de aynı. Pansiyon daha avantajlı geliyor. Pansiyon daha avantajlı değil aslında. Yani evin olsa bir yumurta kırarsın, yersin. Tabii. Öyle bir şansın yok burada. Hep ekmek arası, dönerdir, odur, budur işte. Ya ama gidişimiz pek iç içe değil yani. Peki abi, ülke, ülke olarak iyi değil. Neden? Değil tabii. Ben mesela bir sürü arkadaşım var veya bir sürü tanıdığım var. Ya her kimsede iş yok, güç yok. Yani pandemi yardımlaşması işte 5-10'dan alıp veriyoruz. 10'a veriyoruz. İşte öyle öyle insanlar öyle geçiniyor yani. Yardımlardan faydalanamıyor musunuz abi? Hayır. Ben hiçbir yardım istemiyorum. 5 tane maske aldım. Keşke onlara da gelebilseydim yani. Niye? Onun hiçbir şey istemiyorum ben ya devletten. Devlet kendine baksın yani. Herkes bu salgına yakalanacak, ben size söyleyeyim yani. Yakalanır diyorsun. Herkes. Sonumuz hayır olsun abi. Hayır olsun. Ama herkes bunun tadına bakacak. Ben öyle diyorum.